Hepinize merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden Pet Simulator 99 oynamaya devam ediyoruz. Bugün sizlere arkadaşlar oyunda bazı taktikler göstereceğim. Özellikle elmas kasma taktikleri. Bu sayede arkadaşlar günde 1.5-2 milyona yakın gerçekten elmas kasabiliyorsunuz. Baya baya güzel taktikler ve hiçbir şekilde Robux harcamanıza bile gerek olmayacak arkadaşlar. Ve oyunda biliyorsunuz ki klan sistemi var. Klanımızı kurduk yani klan topluluk anlamına geliyor arkadaşlar. Canlı yayınlarda büyük ihtimalle yavaş yavaş klana alımları da yapacağım arkadaşlar. Güçlü oyuncular almak istiyorum. Hemen videomuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik. Bir gece AFK kaldım. Tabii ki bu hesaptan AFK'yı arkadaşlar yumurtada bıraktım. Ama yine de 570k elmas kastım arkadaşlar. Peki nasıl yaptık bunu? Şimdi biliyorsunuz ki oyunda eğer VIP Game varsa arkadaşlar. Birçok insan zaten buraya gelip buradan... Elmas kasmaya çalışıyor. Burası şu an yani oyunun en başlarında. Evet, işe yarar bir şey arkadaşlar. Elmas kasılıyor. Ben bir gece sabaha kadar AFK bıraktım. Yaklaşık böyle bir 500-600k falan kasılıyor. Yani bu kadardan fazla kasılmıyor. Bilginiz olsun. Ve burada VIP ödüllerimiz var. Yine bunları alıyorsunuz. Şimdilik bunlar işinize yarar arkadaşlar ama ilerleyen zamanlarda VIP Game Pass'i biliyorsunuz ki önemini kaybedecek. Yani 400 Robux boşa gitmiş olacak. Şimdi asıl bulduğum yeni yöntem arkadaşlar. Bunu zaten birçok oyuncu yapıyormuş. Ben de yeni keşfettim. Açabildiğiniz en son bölgeye gidiyorsunuz ki oyunu zaten hemen hemen herkes bitirdi. Son bölgede elmas kasıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben son bölgeye geldim. Yani siz hangi bölgeyi açabildiyseniz en son oraya gidebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama dediğim gibi birçok insan artık oyunu bitirdi arkadaşlar. Peki bu bölgelerde nasıl elmas kasacağız? Elmas çıkmıyor ki abi. Yani hep bir sürü coin falan var. Ama gördüğünüz gibi bakın tek tük böyle elmaslar çıkıyor. Bonuslar çıkıyor arkadaşlar. Ama bundan daha çok yararlanmak için ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şimdi size gelin bir taktik göstereceğim. Bu arada 500k'yı dediğim gibi bu hesaptan kasmadım. Bu hesaptan ekte afk bıraktım. Bir de oyunda yani gece iki kere falan oyundan atmış arkadaşlar. Oyundan atmasaydı daha çok kasardım emin olun. Şimdi almış olduğum SS'i göstermek istiyorum. Hani diyebilirsiniz ki sen 6 tane kitap takıyorsun da şöyle de böyle de arkadaşlar. Kesinlikle bir tane alt hesap açtım. Yani sadece 5 ranka kadar ulaşabildim. Yani 8. ranka bile ulaşmadım. Yani kitap bölgem sadece 3 tane açık arkadaşlar görüyorsunuz. Kullandığım kitaplar 2 tane furnit kitabı var arkadaşlar. Bir tane de magnet kitabı var. Mecburen magnet kullanmak zorundayız ki çoğu şeyi çekemiyor. Magnetle ancak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece 3 kitapla yanda da gördüğünüz gibi 504k kasmış. VIP Game Pass'i falan yok. En son bölgede kasıyorsunuz arkadaşlar. Peki bu kitaplar neden bu kadar özel? Hemen onu göstereceğim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi benim ana hesabımda 6 tane kitap takabiliyorum arkadaşlar. 4 tanesi zaten Furnut kitabı. Ya bu kitapların şöyle bir özelliği var. Bir %100 coin kazancınızı arttırıyor. Yani şu coin 5'ten çok daha iyi. Çünkü artı olarak %50 diamond kazandırıyor. Yine diamond 5'ten de iyi arkadaşlar. Diamond 5'ler %40 kazandırıyor. Bu kitaplar zaten pahalı biraz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tanesi 1 milyon 1.2 milyon falan gibi bir şey. Bir tık pahalı açıkçası. Şimdi dört tane bu kitaptan takıyorsunuz arkadaşlar veya 3 tane de takabilirsiniz. Önemli değil. Ben 4 tane takmayı düşünüyorum arkadaşlar. 2 tane de Lucky Block. Bende şu an bir tane var maalesef. Satan bulamadım. Lucky Block'lar bunun kadar pahalı değil ama gerçekten Lucky Block çok önemliymiş arkadaşlar. Bunu da sonradan fark ettik. Lucky Block kitabı ne işe yarıyor? Kastığınız alana Lucky Block düşme şansını arttırıyor diyor arkadaşlar. Lucky Block. Peki lucky bloklar ne işe yarıyor arkadaşlar? Bir tane lucky blok kırdığınız zaman yaklaşık 1.5K elmas veriyor ve yaklaşık 5 dakikada bir garanti bir tane kitap takıyorsanız 5 dakikada bir garanti arkadaşlar lucky blok spamlanıyor bölgenize birazdan göstereceğim. Bunu sabaha kadar AFK bıraktığınızı düşünün. Zaten etraftaki elmasları kırarak zaten kasıyorsunuz. Bir de lucky block kırarak kasıyorsunuz. İnanılmaz OP oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi 3 kitap takan bir hesabımla son yerde hani çok inanmadım ben buna. Bıraktım. 500k kasmış. Yani eğer ana hesapla bıraksaydım herhalde 1 milyon rahat kasmıştım arkadaşlar. Şimdi bu kitapları taktık. Bunlar okey. Cepte var bir arkadaşlar. Tabii ki potion'larınızı da kullanmanız gerekiyor. Yani ne kadar güçlü potion kullanırsanız kazancınız o kadar artıyor. Bayrak da çok önemli ama bayrakta da yine size OP bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bayrağa geldiğinizde bu genelde herkeste çok çok olduğu için ben şimdilik diamond bayrağı diktim ama Diamond bayrağı biliyorsunuz ki çarpı 2'ye katlıyor kazancınızı. Bence arkadaşlar yine o kitabın bayrak versiyonu var. Bakın Fernet'in bayrak versiyonu var. Burada da yine aynı enchant'a sahip arkadaşlar. %50 şeyinizi arttırıyor ama bu coin'inizi arttırıyor. %100 değil kitap gibi. Çarpı 2 de diamond'ınızı arttırıyor. Bu da çok OP bir bayrak. Burada hem coin kasmış oluyorsunuz hem diamond kasmış oluyorsunuz. Hem de çıkacak böyle eşyaları kasmış oluyorsunuz arkadaşlar. TNT'lerinizi ne bileyim kitap kasarsınız, potion kasarsınız sadece elmas kasmıyorsunuz yani. Bence en güzel yer e, VIP değil böyle alanlarda kasmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet 5 dakika AFK'nın ardından arkadaşlar bayağı bir elmas kastım yalnız ya benim ne kadar vardı 574 falan vardı galiba. Bakın Lucky Block geldi. Size dedim 5 dakikada bir Lucky Block geliyor dedim arkadaşlar. Şimdi bu Lucky Block'tan bakalım ne kadar elmas kazanacağız arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Yaklaşık 1.5k falan veriyordu arkadaşlar. Bayrağımız bitti mi? Bayrak bitmiş galiba. Bayrağı dikebileceğiz. Abi şansıma biraz az geldi galiba. Bayrağı dikemedim çünkü ya doğru düzgün. Bir de normalden de az aldım. Niye o kadar az aldım acaba? Ha, Diamond Potion 3 kullanmışım ben ya. Tamam arkadaşlar Diamond potion'um düşük bir potion kullanmışım. Normalde en son versiyonunu kullandığım zaman çünkü 1.5K'yı falan görüyordum tekte arkadaşlar. Yani anlayacağınız şu an 5 dakika içerisinde 10K falan mı kastım? Ne kadar kastım? Videonun başında ne kadar vardı? Hatırlamıyorum ama 10K kastık galiba. Şimdi arkadaşlar tek tek alt hesaplara girdim. Bunlarla ne yapacağım? Bunlarla biliyorsunuz ki 3 pet transfer etmiştim. O 3 petleri almam gerekiyor ki insanlarla trade yapayım. Bendeki 3'ler değerli 3'ler. Onları tradelemek istemiyorum şimdilik arkadaşlar. Oo burada da oha burada bayağı bir şey var mı? İşte tamam. Bunları bir climb'layalım. Buradaki hüçler de değerli arkadaşlar. Bunları da trade etmem. Happy nerede acaba? Bir sürü Happy vardı benim ama hangi hesaba koydum? Hiçbir bilgim yok arkadaşlar şimdi. Şunları bir hemen ana hesaba aktaralım. Şimdi yine başka bir alt hesapla daha geldim arkadaşlar. Bunları göndermesi bir dert, toplaması bir dert. Gerçekten sıkıntı. Şimdi bakalım bu hesabımızda hangi hüç petler varmış? Bayağı bir golden eprak göndermişim ya. Climb all diyelim bakalım. Tamam şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Daha 300 tane huge petim var. Abi ben onları nasıl çekeceğim ya. Tek tek kim uğraşacak onda abi. <laughs> Neyse yavaş yavaş alacağız arkadaşlar bu hesaba. Ya bayağı bir server gezdim arkadaşlar. Yok bulamıyorum ya. Hep şu kitaplardan satıyorlar. Lucky block yok piyasada. Nereye gitti bu lucky blocklar ya. Bunu 350k'ya mı satıyorsunuz lan. <laughs> Ben hep 200K'dan sattım benim kitapları. Keşke tutsaydım ya. Aa bir dakika 99'a satan ah alamadım ya. Benden önce biri aldı. <laughs> ya abi ya ben alacaktım. Neyse yapacak bir şey yok. Maalesef kitabı bulamadım arkadaşlar ama dediğim gibi bir taneyle bile 5 dakikada bir spamlanıyor. 2 tane falan takarsanız bu 3 dakikaya falan düşebilir arkadaşlar. Gelelim son olarak klan olayımıza. Klanımızı da artık kurduk arkadaşlar. Klanımız hazır. Tabii ki buraya yavaş yavaş güçlü oyuncuları almaya çalışacağım. Şu an 5 kişilik yerimiz var klanda. Çünkü donate yapmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Bir mesela 100k donate atalım klanımıza. Yes diyelim. Manage diyoruz. Bakın burada şimdi arttırabiliyormuşuz herhalde. Bakalım arttıralım. Yes, please. Şu an e, kaç kişi alabiliyorum? Bir kişi için. Oha abi bu ne? 100k'ya bir kişi mi? 5 tane falan zannettim ben de. <laughs> Hayır ya çok pahalı ya. Neyse çok pahalıymış arkadaşlar ama şu an 5 kişi alabiliyorum klana gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş arttıracağız. 50 kişiye kadar kapasiteyi arttırabiliyormuşuz. 50 olana kadar devam edeceğiz bakalım. Şimdilik oyunda benim göstereceğim taktikler bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım işinize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız. Sevimli bir kanal. Hoşçakalın. Bay bay.